Hepiniz hoş geldiniz. Bereketli olsun, birliğimizin pekişmesine vesile olsun. Sevgili canlar, Kerbela yüzlerce yıldır dinmeyen acının adıdır. Kerbela hak ile batılın mücadelesinin sembolü olmuş, 1341 yıldır sevgiyle zulmün, iyilik ve kötülüğün karşı karşıya geldiği gün olarak akıllarda, yüreklerde hep yer etmiştir. Zalim Yezid'e boyun eğmeyen sevgili peygamberimizin torunu, cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin ve 72 yoldaşının Kufe'ye doğru giderken yolu kesilmiş ve burada acımasızca katledilmişlerdir. Kerbela, İslam tarihinin en acı olayıdır. Kerbela'da sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in torunu Şah-ı Merdan İmam Ali'nin oğlu İmam Hüseyin ve yoldaşlarının şehit edilmesiyle Emeviler tarafından peygamberin soyunun yok edilmesi amaçlanmıştır. Bu olayın yıl dönümünde yüzyıllardır Ehl-i Beyt dostları Muharrem ayında 12 gün matem orucu tutmakta, İmam Hüseyin'in koşullar ne olursa olsun hakkın yanında olmayı ve zulme baş kaldırmayı öğütleyen mücadelesini yad etmektedirler. Ne mutlu ki o canlara her zaman haktan, hakikatten yana olurlar. Zulmün karşısında dururlar, mazlumun yanında yer alırlar. Sevgili canlar, Aleviler bunca acılar yaşanmasına karşın bu topraklara sevgi ve hoşgörü tohumları ekmişler, Anadolu'ya ışık saçmışlardır. Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal ve Erenler Anadolu'da en yüce değerleri insanlığa armağan etmişlerdir. Hacı Bektaş Veli'nin incirsen de incitme anlayışı iki kelimeyle ne güzel anlatmıştır İnsan sevgisini ve sınırsız Alevi hoşgörüsünü. Bu hoşgörü yüzyıllardır Anadolu'yu aydınlatmaktadır. İnsanlığımızı zenginleştiren bu anlayış Çorum'da, Maraş'ta katledilmeye, Sivas'ta yakılarak yok edilmeye çalışılsa da Hazreti Muhammed'in Ehl-i Beyt'inden kalan miras ve Hüccar Hacı Bektaş'tan gelen manevi zenginlik ile kalplere sevgi nakşetmeyi bugüne kadar sürdürmüştür. Değerli canlar, Muharrem ayı denilince ilk akla gelen mazlum ile zalimin mücadelesidir. Salim Yezid'e biat etmeyerek bile bile şehadete yürüyen Hazreti Hüseyin'in bu direnişi zalime karşı duruşun simgesi olmuştur. Bu nedenle matem orucu tutulur. Halk ibadetlerinizi kabul etsin. Orucun ardından birlik ve beraberliğin sembolü olan aşure dağıtılır. Canlar lokmalarını paylaşırlar. Bereketli olsun. Birliğimiz daim olsun. Lokmalarımızı burada nasıl paylaşıyorsak bu güzel ülkemizde birlik beraberlik içinde hoşgörüyü egemen kılarak hayatın her alanını paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili canlar, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, tekrar ibadetlerinizin kabul olmasını diliyorum. Son söz olarak, her yer Kerbela, her gün aşura. Nerede bir Yezid varsa ona karşı duracak bir Hüseyin mutlaka vardır diyorum. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başlarım bir çiçek takdim edilecek. Evet. Çukurova.